TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Azerbaycan MİDA Başkanı Sadık Sadıkov, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşasına başlanılan Azerbaycan mahallesinde incelemelerde bulundu. Şu an burası Ömer Bulut Başkanı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Vatandaşımızı bir an önce evlerine yerleştirmek için bir gayret içerisinde. Tabii yine yeni ihtiyaçlara göre de ihalelerimizi yapıyoruz. Gene rezerv konut alanlarında başkanımızla da değerlendirmemiz neticesinde Önsem bölgesinde 2000 konuta yakın bir çalışmayı da hazırladık. İnşallah orada da ihalemizi tamamlamış olacağız. Maraş merkezde Önsem, Ferruş ve Ayar ağırlıklı olarak imalatlarımız devam ediyor. Buranın yapılaşmaya kapanması durumunda Maraş'ın o ticari anlamda, tarihi şehir anlamda tamamen geri duruma düşeceği bir durum söz konusu olunca burada çok ayrıntılı etütlere, hatta devletimiz hiçbir masraftan kaçınmaksızın alınabilecek tüm tedbirleri almak suretiyle burada zemini iyileştirmek suretiyle burayı yeniden imara açtık. Çünkü burası Maraş için çok önemli bir yer. Azerbaycan MİDA Başkanı Sadıkov da 6 Şubat depremlerinin ardından kardeş, ülkenin yaralarının sarılması adına her türlü gayreti gösterdiklerini hatırlattı. Biz bir millet, iki devletiz. Biz şeref duyuruz ki gelip burada Türk kardeşlerimize kömek ederiz. Yani bu bizim için çok büyük bir şerefti. Ve buranın güzel bir alan olması, burada güzel bir şehirciğin yapılması, inşası ve orada Azerbaycan tarafından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 100 milyon dolar ayrılmasını biz burada çok büyük bir şerefle hep buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Kardeş Azerbaycanımız depremin ilk günden itibaren hep yanımızda oldu. Buradaki Azerbaycan mahallesi de son derece anlamlı. Çünkü bizim hemen arkamızdaki caddemiz Azerbaycan caddemiz, hemen aşağıdaki caddemiz de Haydar Aliyev Caddesi. Dolayısıyla iki bu ana caddenin ortasında kardeş Azerbaycanımızın 1000 bağımsız bölümlük bir alanın Azerbaycan mahallesi olarak tasarlanması ve onların desteğiyle yapılmasının son derece anlamlı olduğunu biliyoruz.